Hem Batu'nun herkese merhaba. Bugün başkanlık seçimi yapıldı Fenerbahçe camiasında. İkinci döneminde Ali Koç başkan ve yönetim kurulu üyelerine ben başarılar diliyorum. Tek adaylı seçimdi. Sonucu belli bir seçimdi. Ama öncesinde yapılan açıklamalar, Sayın Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklamalar Fenerbahçe camiasında sanki bir silkelenmeye yol açtı. Ki olması gereken de bu. Demokrasilerde bu böyledir. Bir muhalefet biri muhalefet eder ki iktidardaki, yani Ali Koç ve yönetim kurulundan bahsediyorum, bir kendine gelir, silkelenir. Bence Aziz Yıldırım buna vesile oldu. Bu bakımdan Fenerbahçe camiasını başarılar bekliyor diyebiliriz. Çünkü buna ihtiyaçları vardı. Eleştireceğimiz noktalar var. Türkiye Futbol Federasyonu AS Başkanı'nın, UEFA'da bizi temsil eden Sayın Servet Yardımcı'nın her ne kadar Fenerbahçe Kongre üyesi de olsa tarafsızlığı temsil eden bir kurum olan Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli olmasından dolayı gidip oy kullanmasını ben doğru bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorum? Biz İsveç, İsviçre ya da işte Avrupa'nın herhangi bir ülkesindeki gibi bazı şeyleri kabullenemiyoruz. Sosyal medyada da kabullenemiyoruz, medyada da kabullenemiyoruz, kamuoyunda hiç kabullenemiyoruz. Dolayısıyla bu resmi vermesi tarafsızlığını tamamen kaybettiği anlamına gelir. Bence yanlıştı. Kasımpaşa yöneticisinin de bir paylaşımı var. O da hiç doğru olmadı. Keşke bunlar olmasaydı. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Acun Bey.